Ya eyyühellezine amenû izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'a. Zâlikum hayrun lekum in kuntum te'lemûn. Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Amma ba'd, feya ibadallah. اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kıymetli Müslümanlar, değerli abilerim, hepimizin cuması bereketli olsun inşallah. Hutbemin başında okumuş olduğum Ali İmran suresi 142. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah sizin aranızdan cihat edenleri ve sabredenleri açığa çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? İman, fedakarlık ve bedel ödeme. Ayet-i kerimede geçen em hasibtum, yoksa siz zannettiniz mi ibaresine dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz bu ayetleri çoğunlukla dışarıdaki cahiliye ehli insanlara İslam'ı tebliğ etmek maksatlı okuyoruz ve şöyle diyoruz. Ey insanlar, her iddiaya bir ispat gerekir. Siz eğer Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız bunun da ispatı sadedinde bazı ameller ortaya koymalısınız. Fakat ayetin asıl seslendiği kitle dışarıdaki cahiliye ehli insanlar değil, bilakis sağlığında Resulullah'a ittiba etmiş ve hatta radiyallahu anhum ve radu anh diye tezkiye edilen sahabelerin de bulunduğu mümin kitledir. Bu ayetin asıl seslendiği kitle. Çünkü ayet-i kerimede minkum, yani sizden olan müminlerden ve Müslümanlardan cihad eden ve sabredenler ortaya çıkmadan buyuruluyor. Biz ne zaman ki kendimizi tevhid ehli, muvahhid, şirkten ve müşriklerden uzak olarak addettik, uzak saydık, o zaman şöyle zannettik. Artık bu iş bitti, biz tamamız, her şey tamam. Toplumda yaygın bulunan ne kötülük işlersen işle, yine de dilinle la ilahe illallah diyorsan Müslümansın anlayışına benzer bir anlayışla böyle bir anlayış ortaya çıktı. Hiçbir şey yapmana gerek yok eğer ben muvahhidim ve tevhid ehliyim diyorsan ve 5 senede bir de sandık başına gitmedin mi kurtuldun demektir. Aziz Müslümanlar, biraz önce okuduğumuz Sellevha ayet-i kerimede de geçtiği üzere bizim imtihanımız aslında şöyle deyince başlıyor. Evet, ben tevhid ehliyim, şirkten ve müşriklerden beriyim, uzağım dediğimiz anda işte imtihanımızın başladığı an o andır. Fakat biz sanki o zaman imtihanımız başlamıyor da o zaman imtihanımız bitmiş gibi bir havaya giriyoruz. Ayet-i kerimede ashabın da içinde bulunduğu müminler toplumuna sesleniyor. Sabredeceksiniz, cihad edeceksiniz. Yoksa imtihanı geçemezsiniz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah-u Teala burada lam kullanıyor ve şedde kullanıyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Muhakkak ki sizi imtihan edeceğiz. Bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de bir aksesuar değildir. مِنَ الْخَوْفِ Korkuyla. Bugün insanlar korkuyor. Evlerine giremiyor. Göçük altında kalmaktan korkuyorlar. Ve İstanbul'da şimdiden göç başlamış. Allah'tan nereye göç edebilirsiniz? Allah'ın emri sizi yüksek ve sağlam burçlarda, kalelerde dahi olsanız yakalar.
Bunun bilincinde olduktan sonra Allah'a göç etmemiz gerekiyor. Ve cuayı, açlıkla imtihan edileceğiz. İstanbul ve diğer çevre iller son 50 yılın en kurak kışını geçiriyor. Belki de yakında açlıkla imtihan olacağız. Ve naqsin minel emvali vel enfusi ve semerat. Mallardan, ürünlerden ve canlardan eksilmeyle bir gecede on binlerce bina ve insan bir anda telef olabilir. İşte bu ayetleri sadece başımıza geldiğinde değil, başımıza gelmeden önce de muhakkak ki düşünüp, tefekkür edip hayatımıza geçirmemiz gerekmektedir. Ashab-ı Uhdud'un zulmettiği müminler diri diri ateşe atıldılar. Eski ümmetlerden kimileri testereyle biçildi, birçoğuna açlık dokundu, korku dokundu. Mekke'de Müslümanların bazılarını şiddet uygulayarak tanınmaz hale getirdiler. Vücutlarını kızgın demirlerle dağladılar. Peki bunların yanında bizim imtihanımız ne? Bir de ona bakalım. Evliysek eşimizin dizinin dibinden ayrılıp, değilsek annemizin, babamızın veya arkadaşımızın yanından kalkıp 15 dakika, yarım saat bir yol gidip 1 saat sürecek olan İslami bir çalışmaya katılmak. Bu çok büyük bir imtihan. Belki bir yerlere birkaç kuruş infak etmek, eşimize, dostumuza İslam'ın mesajını götürebilmek. Henüz sesimiz çok gür çıkmadığı için de müstekbirler bizimle zaten çok uğraşmıyor. Bizim de sesimizi yükseltmeye pek niyetimiz yok gibi. İşte saydığımız bu küçücük mükellefiyetleri de yerine getirmezsek yarın ahirette Rabbimizin karşısında boynumuzu kaldıramayız. Fakat bizim şöyle olmamız gerekiyor. Bizim şunu istememiz gerekiyor. Vucuhun yevmeyizin musfira, dahiketun müstebşira. O gün bazı yüzler vardır ki parlarlar, ışıl ışıldır ve müstebşira, müjdelenmiştir onlar. İşte böyle bir tarzda Rabbimizin huzurunda yüzlerimiz gülsün, onun cemaline sevinç içinde bakalım ve ona yaratılış amacımızı yerine getirmeye çalıştığımızı gösterecek şekilde meşru mazeretler sunabilelim. İşte bunun göstergesi de sabır ve cihattır. Nelere sabrettik Allah'ın davası için? Ne kadar cihad ettik, cehdu gayret sarf ettik Allah'ın rızası için? Pratikte cahiliye ehliyle bizim yaşantımız arasında ne gibi farklar var? İşte bu sorulara müsbet yani olumlu cevaplar verebiliyorsak yarın Rabbimizin huzurunda ya leyteni kaddemtu li hayati, yazıklar olsun bana, keşke ahiret hayatım için Rabbime bir şeyler takdim etseydim, sunsaydım, ileriden gönderseydim diye pişman olan bedbahtlardan olmamayı ümit edebiliriz. Aksi takdirde tıpkı dışarıdaki insanların nasıl olsa dilimizde la ilahe illallah dedik diye kendilerini aldattıkları gibi ve hiçbir şekilde çaba göstermedikleri gibi biz de nasıl olsa dilimizle tağutları reddettik diye kendimizi aldatanlardan olmaktan korkmamız gerekiyor Müslümanlar. Yüce Rabbim bizleri böyle olmaktan muhafaza eylesin. Her alanda kalemimizle, dilimizle, yeri gelince silahımızla Allah'ın davasında mücadele etmeyi ve bundan geri durmamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Ela inna ahsanal kelam ve ablagha nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qalallahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza quri'al kur'an fastemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun inned dine indallahi'l islam sadakallahu nazim.